Arkadaşlar bugün 26 Kasım Perşembe akşamki Laurel Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir Amerika programı var. Laurel Park bu çok sık pek Türkiye'de gösterilmedi ama yani genelde yine arada sırada olsa bir Laurel Park yarışları Türkiye'de oynanıyor arkadaşlar. Çünkü burası belki yeni arkadaşlar için yeni olarak gözükebilir yani ilk defa ama yıllardan beri senede birkaç kez de olsa Laurel Park'ta yarışlar oluyor. Amerika'da zaten çok yerlerde yarışlar olma imkanı var. Bir günde bayağı değişik yerlerinde. Bu da burası da hani çok iyi bir yer mi? Aslında süper bir yer değil. Normal grupların olduğu bir yarış. Yani şöyle diyelim. Kocaeli yarış programı. Gerçi Kocaeli'de yine iyi atlar koşuyor da. Bu, yani bir alt basamak gibi düşünebilirsek zaten ikramiyelerden de görüleceği gibi. En azından anlamışsınızdır onu. Ama burada her türlü sonuç da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani burada bazen az atlı programlar oluyor. Çok kalabalık yarışlar olmuyor. Genelde kum yarışları oluyor. Ama sürpriz olma ihtimalleri de her zaman var burada. Çünkü her zaman düşük ikramiyeli yarış ikramiyelerinde sürpriz olma ihtimali her zaman yüksektir. Bunu da unutmamakta fayda var. Yani çok yüksek ikramiyeli yarışlar genelde zaten favori plase aralarında bitiyor. Hani en fazla birkaç tane tatlı sürpriz olabiliyor ama İkramiyesi düşük olan yarışlarda sürpriz olma ihtimali her zaman yüksektir. Bunu da kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. En azından bir bilgi olarak kulağınızın bir tarafında dursun yani en azından bu sizlere faydalı olacak diye söylüyorum arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara. Gördüğünüz gibi Amerika'da sürekli satış koşulları çok mevcut. Çünkü neden? Sürekli at alım satım ticari zaten burası bir bakıma ticari alan gibi gözüküyor. O yüzden satış koşullarının biraz çok oluşu sizlere de yani ters yönde etkilemesin. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de satış koşusu olduğum inanın ben korkarak oynuyorum. Ama burada da işte tabii bazen oluyor, olmuyor değil. Sizler de ona göre zaten ben uyarıda bulunuyorum. Bazen uyarıda bulunmasam bile dalgınlıktan sizler en azından ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bugünkü koşulara gelelim. Ben birinci koşudan itibaren hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Bu Laurel Park'ta. Saat 19.59'da biraz erken saatlerde başlıyor. 23.18'de de son koşu bitiyor. Gerçi burada 8 koşu olması lazım. Tabii birinci koşu yapmamışlar. Türkiye'de yani yurt dışında Amerika'daki ikinci koşu Türkiye'de birinci koşu olarak geçiyor. Burada da 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın başlangıç ayağında. Ben bir satış koşusuyla şartlı 3 ve yukarı İngiliz'e 1400 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 7 safkan koşuyor burada. Baktığımız zaman bu gruptan biraz daha iyi görüntüsü olan bir Gold Zapper, iyi bir orijine sahip bir nolu Holy Saint, Trevor McCarthy ile bence kazanır bu yarışı. Zaten son yarışını kazanmış formda bir isim. O yüzden 7'li plaseye bence direkt banko ile de geçiş yapabiliriz. Bir nolu Safkan ama bankodan önce ikinci oranları okumamız lazım. İşte bazen kafa dalıp gidiyor oranları okuyamıyorum. Ben size oranları okuyayım ondan sonra tahminlerime geçeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 1 nolu safkan 2 lira, 2 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan da 12 lira gibi bir orana sahip burada. Tabii dediğim gibi ben burada 1 nolu Holy Saint'i, bir Ghost Zapper iyi bir orijine sahip, Trevor McCarthy ile ben kazanmasını bekliyorum. Sizlere tek olarak öneriyorum bu 7'li plase ayağında. Ama diyelim ki değişik oyun oynamak isteyenler, ikili veya bahis oynamak isteyenlere de en azından burada bir 5 nolu Javier Perez'in binmiş olduğu 5 nolu Backbus Bogey. Bence ikili yapma ihtimali yüksek. Bir de şurada 6 nolu Safkan. Quickside The Box. Ben Fox Victor Rosales'e start alacak olmuş Safkan'da. Ben ikili olarak yani oynamak isteyenlere önerebileceğim Safkanlar bunlar. Günün 6'lı ganyan ayağına geçiş yaptığımızda yine Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. Oranları hemen aktaralım. 3 nolu safkan 1 bölü 2 yani 0.5 gibi yüksek bir oran sahip. 5 nolu safkan 2.7, 4 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 25 lira, 1 nolu safkan da 100 lira gibi orana sahip. Burada baktığımız zaman zaten 3 nolu Peach Keen, bir Biltak Charge temsilcisi iyi bir orijine sahip. Travel McCarthy yine bu bölgenin iyi jokeylerinden birisi. Zaten burada birkaç tane bayağı iyi jokeyler de var. Bazen değişik yörelerde açık yarışlarda bile bu jokeyleri görebiliyoruz. Ben bu 3 nolu Peach Keen'i en azından bu gruptan biraz daha üstün görüyorum. Son güzel ikincili ve handikaplı 73 olması bence bu yarış için bütün faktörler zaten lehine şu anda kazanır gözüken bu safkanı ben sizlere
Tek olarak önereceğim zaten yurt dışı ve Türkiye'nin de bayağı direkt misafkanı. O yüzden hiç 3 numara bir içkini ben sizlere tek olarak öneriyorum bu Altılgan Yağı'nın ilk ayağında. Günün ikinci ayağında satış koşullarımız devam ediyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 ve 9 nolu safkanlarda ikili. Oranlara gelince 1 nolu safkan 1.6, 8 nolu safkan 2.5 lira, 9 nolu safkan 4.5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 12 lira ve 8 nolu pardon 6 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Tabii burada da baktığımız zaman en azından yine bir Travel McCarthy her iki atta da şu anda kayıtlı. İki ekürün üstünde de o ama en son tercihini kendisi yapacak. Artık ya biri tercih edecek ya dokuzu artık birisine binecek. İkisine birden binecek hali yok herhalde. Eğer binerse de en azından böyle güzel bir anımız da olur yani. Tabii şaka bir yana. Ben burada yine Be No Take Your Place, bir Into Mischief temsilcisi olan safkanı Travel McCarthy'nin bilmesiyle ben bu yarışın yine kazanmasını bekliyorum. Eğer altılı ayına ikinci bankoyla giriş yapmak isteyenler için bence çok ideal bir isim. Çünkü ekürüsü de şu anda hazır kıta ama birin şansı ben çok yüksek görüyorum. Ama eğer yarıştan çıkarsa çünkü orada her şey olabiliyor. Çünkü bir Into Mischief temsilcisi bu pistin bence yani üstünden geçer gider. Ben o şekilde görüyorum. Eğer Safkan'ın yerine at yazmak isteyenler de o zaman kimleri yazabilir? 8 nolu Day Strike. Bir Smart Strike temsilcisi Forrest Boyce ile start alacak olan bu Safkan da en azından form durumu fena değil. Daha sonra 5 nolu The Ford Factor. Bir The Factor temsilcisi. Her ne kadar faktörler Çin pistte orijini olsa da işte bu bölgelerde en azından kum pistte de yarış koşabilen isimleri var. Cathy Davis de iyi bir bayan jokey. Onu da belirteyim. Yani bunu sık sık zaten değişik yerlerde de görüyorum bu bayan jokeyi. Başarılı bir jokey. Son güzel üçüncülüğü rakip olarak yazılabilir. Ve son olarak da 3 nolu Unioque Quaecol. Artık öyle okunuyor herhalde. Unioque Quaecol. Bir Congrats temsilcisi yine iyi bir orijine sahip. Jorge Ruiz'e start alacak olmuş safkanda. Sezona iki tane birincilikle başladı ama son iki yarışında sekizincilik elde etmesi sizleri yanıltmasın. Bu safkan kötü bir safkan değil. Bugün uygun kendine uygun grupta koşuyor. Onu da belirteyim. Ama bir nolu safkan bende çok ön planda. Ben normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Eğer Altılı Ganyan'ın ikinci ayağını tek olarak geçmek isterseniz bence çok ideal bir banko adayı. Ekürüsü de zaten iyi durumda. Ama at yazacaksın olanlara da 8-5-3'ü tercih etmelerini öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü ayağı yine satış koşusu şartlı 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metre kum yarışına geldiğimizde 7 nolu safkan 1.6, 2 nolu safkan 2.7, 3 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 5.5 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 1 nolu safkan 20 lira ve 6 nolu safkan da 30 lira gibi bir orana sahip. Yani burada 7 safkanın en azından oranlarını bu şekilde aktaralım. Ama zor bir ayak. Onu da belirteyim. Bana göre buranın yani zor ayaklarından birisi de burası. Bayağı öteki yarışlarda da var. Aynı şekilde karşımıza çıkacak. Buraya mümkünse fazla at yazmanızı önereceğim. Her ne kadar çok at yazıp favori gelme ihtimalinde olan bir yer. Ama sürpriz olma ihtimali de yüksek bir yer. Yani her ikisinin de olduğu bir yarış. Ben burada önceliği 4 nolu safkana vereceğim. Bir Tweety Sinti'ye bir Honor Code temsilcisi Alex Sintro'da start atacak olan bu safkan. Gördüğünüz gibi bir beşincilik yapıyor, bir de birincilik yapıyor. Yani 5-5-5 serisi yapmış. Ama ben bugün bu safkandan bir iyi bir yarış bekliyorum. Alex Sintro da iyi bir jockey, fena değil hani. Daha sonra 7 nolu Not Bill, bir Mosler temsilcisi Traver McCarthy ile start atacak olan safkan. Son yarışını kazanan bir isim. Şu anda Türkiye'de favori konumunda ve yurt dışında favori konumunda olan bir isim. Daha sonra 3 nolu Silver Sun, bir Silver 3 temsilcisi Javin Toledo'la start alacak olan safkanı yine son yarışı kazanan formda bir isim. Daha sonra 2 nolu Kentucky Cool bir Amerikan temsilcisi Weston Hamilton'a start alacak olan safkanda ikinci yarışını kazanan bir isim. Bugün bana göre 4-7-3-2 biraz gruptan ön planda gibi gözüken isim. Eğer buraya bir at daha yazma imkanı varsa arkadaşlar şu anda yurt dışında net 30 lira ganyeni olan bakın Türkiye'de kaçıncı? Türkiye'de %6'lık bir AGF'si olan ben 6 nolu Little Line bir Noble Mission. Her ne kadar Çin pist orijinal gibi gözükse de bu safkan GD Acosta yine iyi bir jockey. Bence bir yarış koşup 5.liğiyle 61 handikap alan bu safkan burada muhakkak bence yer almalı diye düşünüyorum. 4-7-3-2 öncelik 6 nolu safkan da eğer bir çarpı atabilirsek bayağı güzelce geçeriz diye düşünüyorum. Günün 4. ayağında satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında bu dördüncü ayağımızda baktığın zaman işte gördüğünüz gibi 9.000 dolar ikramiye yarışta
Yani sürpriz olma ihtimali yerler. Yani burası hem satış hem düşük ikramiye. Tabii burada her şeyi beklenebilecek bir ayar. Ben öncelikle oranları aktarayım. 2 nolu safkan 2,5 lira. 7 nolu safkan 2,5 lira. 8 nolu safkan 3 lira. 6 nolu safkan 6 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla şu şekilde olacak. Ben önceliği 7 nolu Victor Given'e varacağım. Bir frag daha temsilcisi Horacio Caramelos'ta start alacak olan bu safkan son iki yarışındaki güzel çıkışıyla en azından şu andaki durumuyla ben ilk şansı bu safkana verdim. Daha sonra 2 nolu Robert Bob bir Bankais temsilcisi Javier Perez'e start alacak olan bu safkan da en azından formda şu anda Türkiye'de ve yurt dışında da favori bir isim. Gerçi 2-7 eşit yurt dışında ama burada Türkiye'de biraz eşitlik fazla yok. 2'ye biraz ağırlık basmışlar. Tabii safkan son iki yarışında güzel iki tane üçüncülük geldi deyince buraya yönelmişler yani o şekilde yorumlayacağım. Daha sonra bir nolu Cookie Brothers. Bir Calypso Posse temsilcisi Grant Vitacre start alacak olan bu safkanda son güzel üçüncülüğüyle bence yazılması gereken bir diğer isim olur. 7-2-1 biraz sanki gruptan ayrılmış gibi yani gruptan ayrılmış derken öyle kopup gitmiş değil anlamında. Aspart'ta da biraz ön planda gözüken isim bunlar 7-2-1. Ama buraya at ilave etmek isteyenlere de 6 nolu Kuhlmann Klotus, bir Dross Meyer temsilcisi Cathy Davis gibi Bayan Şok ile start alacak olan safkan. Bugün Türkiye'de zaten tutulan bir isim ve son olarak da 8 nolu Federale bir Discreet Mind temsilcisi Alexander Crispin'le start alacak olan safkan da en azından bu grupta iş yapacak bir görüntüsüyle yazılması gereken isim 7-2-1 öncelik daha sonra 6-8 ama burayı çok at yazmanızı da ben baya baya ön planda tutuyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Burası çünkü bana göre son 4 ayak baya baya zorlu yani. Allah'tan yani az at olması biraz avantaj. İşte fazla at yazmadan da yani bu ayakları çok atla geçmek durumu olabiliyor. 6. koşu günün 5. ayağında şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışına geldiğimizde burada da baktığımız zaman 4 nolu safkan 2 lira. 5 nolu safkan 2,5 lira. 3 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 10 lira ve 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir oranına sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla Trevor McCarthy'ni bilmiş oldu. 6 nolu Market Mover. Bir Imanenji temsilcisi. Safkan son güzel 4. ve 80 handikap puanıyla ben ilk şanslı safkan vereceğim. Gerçi burada 86'lar da var. Ama ben biraz bu safkana biraz eğilim bastım. Daha sonra 4 nolu Paul de Voigt'tir. Bir Spring Last temsilcisi Alexander Crispin gibi iyi jokerle start alıyor. Son güzel 4. yine yazılması gereken isim zaten şu anda Türkiye'de ve yurt dışında favori ismi. Daha sonra 5 nolu Closer Look bir Takçar Indy gibi iyi bir orijine sahip Jorge Ruiz'e start alacak olan safkan. Oldukça etkili bir forma sahip. Zaten hep son 6 yarışa baktığınız zaman hep ilk 3'ün içerisinde bir tane birinci olan son 3 yarışında bayağı bir aşama kaydeden bir safkan. Kuponlarda muhakkak yeni almalı. 5 nolu Closer Look ve son olarak da 3 nolu Benando Jo, El Padrino temsilcisi Victor Rosales'e start alacak olan safkanda son yarışı kazanan formda bir isim. 6-4-5-3 benim burada sizlere önerdiğim safkanlar. Tabii geriye kalan atlarında geliri yok mu? Var tabii ki. Artık imkanı olanlar şeyiyle yani şu 1 ve 2'yi de ilave edebilirsiniz. Geniş at yazmak isteyenler. Ama 6-4-5-3 ben de öncelik daha sonra geri kalan 2 safkan. Günün son koşusu yine satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimizde burada oranları aktaralım. 2 nolu safkan 3,5 lira. 1 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 6 nolu safkan da 8 lira gibi bir orana sahip. Burada da oranları gördüğünüz gibi favorinin 3,5 lira. Sonuncu atında 8 lira olduğu bir yarış. Yani bu 7 safkanın da çok yakın aralarla hem oran açısından hem handikap açısından hem performans açısından çok çok yakın safkanlar. Yani burada her türlü sonucu beklemek zorundayız maalesef. Ama burada sıralama yapmak gerekirse önceliği ben 7 nolu Timothy Avay Robin'e vereceğim. Bu Kozan temsilcisi Victor Rosales de bence son yarışını kazanan bir isim. Ben ilk şansı bu safkana yönelteceğim. Daha sonra 4 nolu Persian Queen. Bir Union Rocks temsilcisi Victor Caruso ile start alacak olan bu safkanda. En azından iyi bir isim. Bence bugün kazanabileceği bir grupta koşuyor. Daha sonra 3 nolu Le Petit Parpillon. Bir Court Vision temsilcisi Trevor McCarthy ile start alacak olan bu safkanda yine iyi durumda. Ve son olarak da 6 nolu Punk Rock Princess. Bir Bourbon Choro temsilcisi Javin
Toledo'da start alacak olan Mustafa Kanada şu anda benim yazılması gereken son isim olarak size önereceğim. Ben burada benim önerdiğim sakınların hiçbirisi yurt dışında favorisi değil, Türkiye'nin de favorisi değil. Ama ben bunları biraz daha ağır basıyorum. 7-4-3-6 arkadaşlar, eğer fazla at yazmak gerekirse dediğim zaman zaten geriye 3 tane safkan kalıyor. Bunlar da şu anda yurt dışının ve Türkiye'nin favori isimleri. Bana göre bayağı kapatmanızda fayda var. Ama 7-4-3-6 bende öncelik, daha sonra hepsi arkadaşlar. Yani zor, gördüğünüz gibi zor. Safkanlar hemen hemen neredeyse iç içe girmişler. Yani 1-2 safkan belki dışarıda bırakma gibi olabilir ama inanın o bile risk yani. Yani bu şimdi burada bir kötü koşmuş, burada iyi, daha da kötü koşacak anlamına gelmesin. Çünkü bu safkanlar sürekli aynı yerde koşmuyorlar. Bölge bölge koşuyorlar. Yani bazı gidiyorlar ki yüksek ikramiye bir yerde, yani iyi bir yerde 8'incilik bile yapsa buradaki 8'inciliği, yani bu koşacağı yerde safkanların çoğundan iyi olabiliyor. Bu da sizleri yanıltmasın yani. Çünkü burası maalesef öyle, hani aynı yerde kalmıyor. Türkiye'de zaten görüyorsunuz bir at bütün illeri dolaşabiliyor. İşte bunları da göz ardı etmemek lazım. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.